Sultanım. Şahin Giray gelmiş. Has bahçede sizi bekliyor. Sabah şerifleriniz hayır olsun sultanım. Hoş geldiniz. Safiye sultanımız da sizi sual ediyorlardı. Has bahçeye çıkıyorum. Validem haber edersin. Aman sultanım, maazallah çıkmasanız mı acaba? Malum hastalık ateş olmuş. Tepemize yağıyor. Allah seni kahretmesin. Haremde bir dünya işimiz var. Bülbül Efendi'yi araki bulasın. Kim bilir hangi dala kondu. Aa, buradaymış. Vallahi dünden beri kolum kanadım kırıldı benim. Hacı ağa. Sesim soluğum kesildi. Tevekkeli değil. Seni bir solgun gördüm. Gözlerinin altı da çökmüş iyice. Yok bir şeyim, iyiyim ben. Geceden beri uyumadım, ondandır. Ateşin mi var senin? Eğlenme benimle hacı ağa. İyiyim ben. Allah'ım tevekkül tuala Allah. Rabbim sana sığınıyorum, sana dua ediyorum. Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Çiçek değilim ben. Bak. Orası hiç belli olmaz Bülbül Efendi. Hacı ağa. Çaşnigar ağanın ölüsünü sen buldun. Ne olur ne olmaz. Seni de tecrit atmak lazım. Tecrit mi? Asıl seni içeri atmak lazım. Yalancı karamarsık. Marsık mı? İyiyim ben. Hasta değilim. Madem hasta değilsin, o zaman görevinin başına geç. Rabbim. Şükürler olsun. Başka hasta olan yok değil mi Cennet? Aman diyeyim dikkat edin. Merak etmeyin sultanım. Her türlü tedbir alındı. Bir tek zavallı Mahfiruz Hatun'un hastalığa yakalanmış. Onu da tecrit ettik. Ne diyor bu Cennet? Mahbeker diyor. Hala zindanda. Az evvel ben de konuştum sultanım. Çıkmak için sizin yardımınızı istiyor. Bunca derdin arasında bir de onunla mı uğraşacağız? Bırak kalsın. Sultanım. Mehmet benim yaptığımı bilmiyor değil mi? Söylemediniz. Ne lüzum var gizlemeye? Bırakın yaptığınız fedakarlığı öğrensin. Öğrensin ki sevginizin büyüklüğünü anlasın. Zinhar bilmeyecek Şahin Giray. Ben elini kendi ailesinin kanına bulamış bir hainim. Caniyim. Bizden azabı sultanım. Çiçekten daha tehlikelidir. Lakin ok yaydan çıktı bir kere. İyisi mi? Siz istikbali düşünün. Ne istikbali? Her şeyi mahvettim. Yanacağım ateşleri susatmaz. Lakin Allah biliyor. Bile isteği yapmadı. Şehzade Mustafa. O da hasta düşecek. Musibet ona da bulaştı. Olmaz Gölge Hatun, yasak. Gölge! Ne olur çıkar beni burada. Gölge! Zinhar çıkamaz, yasak. Ne yaptın sen?
Basini belaya sokacaksın. Olmaz gölge. Ben kaçamam artık. Sultanahmet'i bırakıp hiçbir yere gidemem. Ağlar, yol verin geçeyim. Hünkârımızı görmek istiyorum. Tövbe estağfurullah. Nasıl çıktı bu hatun dışarı? Gölge, sen mi çıkardın yoksa? Hacı ağa, hünkârımız iyileşecek. Ve gözünü açar açmaz beni soracak. O zaman ne diyeceksin? Asıl sen nasıl izah edeceksin kaçtığını? Hı? Durduk yere mi attık seni zindana? Götürün şunu buradan. Hele bir dokun, ilk senin canını alırım. Hacı ağa, nedir bu gürültü? Bağışlayın paşam. Hatun aklını kaçırmış. Tutturmuş içeri gireceğim diye. Merak etmeyin. Ben icabına bakarım şimdi. Ne olur. İzin verin paşam. İçeri gireyim. Bir kez olsun göreyim. Sonra isterseniz tekrar zindana atın. Öldürün, umurumda değil. Ya hatun deli deli konuşma. İçeride ölüm var zaten. Nereye gidiyorsun? Yürü hadi yürü. Bırak kalsın ha. Hünkârımız için kıymetli olan bizim için de öyledir. Hakkındaki hükmü bozdum. Kılına dahi zarar gelmeyecek. Bu elinizi unutmayacağım paşam. Asla. Pervane ağa geldi. O yaptı saçımı. Nasıl? Güzel olmuş mu? Sevmediğin değil mi? Kötü olmuş. Senin pervane dediğin benim. Saçların da ateşim olmuş. Tavaf ediyorum yüzünü. Divane etti aşkım beni. Alamıyorum gözlerimi. O yüzden her gün başka havlet. Gördüm. Raşa Hatun gelmiş. Sırtın kan olmuş hatun. Yaralısın. Odana dön, hekimler baksın. Hünkârımız bu haldeyken ben iyileşmiş. Ne olacak? Yok mu bir çare sultanım? Hiç umut yok mu? Allah'tan umut kesilmez. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler de dua ediyoruz. Lakin sayımız o kadar az ki. Herkes ölmesini bekliyor. Bilhassa çok sevdiğin sultanın Safiye. Çok sever hünkârımızı. Onun sevdiği tek şey güç.
gücün getirdikleri. Çoktan mezara koydu aslanımı da. Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması için hazırlık yap. Mahpeyken. Bu nasıl çıkmış Sultan? Çünkü ben hünkârın kıymetlisiyim. Kimse bana ceza veremez. İyileşince ne diyecekler? Kaçmadan evvel aklın neredeydi? Evime, aileme dönmek istedim. Evet. Ama olmadı. Yapamadım sultanım. Bir tek şey durdurdu beni. Sultan Ahmet. Onu her şeyden çok seviyorum. Kalbim ona ait. Bu yüzden vazgeçtim. Ona döndüm. Keşke torunumuz da işitseydi bu sözlerini. Lakin artık çok geç. Ne çabuk umut kestiniz böyle. Hünkârımız ölmedi daha. İyileşecek. Ama siz şehzadeyi istemişsiniz. Onu tahta çıkaracak mısınız? Evladımız Mehmet gitti. Torunumuz Ahmet geldi. Şimdi Ahmet giderse Mustafa'mız gelir. Bu böyle. Her daim istikbalimizi düşünmeye mecburuz. Biz sultanların yas tutmaya vakti yoktur. Öyle ki devleti Ali Osman'ın bekası için gerekirse evladımızdan bile vazgeçeriz. Ben öyle bir sultan olmayacağım. İstemiyorum. Vicdanlı olacağım. Demek sultan olmak istiyorsun. Ne yazık, geç kaldın. Götürün şunu. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım, oyun oynayacağım. Olmaz şehzadem, yasak. İşimiz bitsin, birlikte oynarız. Mustafa, pek yakıştı. Yakında tahta çıkacaksın. Yedi iklimin padişahı olacaksın. Abim gibi mi? Abin gibi. Sen daha kudretli bir hükümdar olacaksın inşallah. Padişah olunca ağlar ne dersem yapacak mı? Ağlar kimmiş Mustafa? Bütün can önümüzde diz çökecek. Değil mi validem? Abime ne olacak peki? Ona da ilaç ver anne, ölmesin. Allah'ım esirgesin. Onca yıl sonra nihayet bizim de yüzümüz gülecek sultanım. Az kaldı Menekşe. Yakında evladım tahta çıkacak. Ve ben alemin gördüğü en kudretli valide sultan olacağım. Cihana hükmedeceğim. Dilrubam hep yanımda olacak. Sen de öyle Menekşe. Baş haznedarım yapacağım seni. Cennet Kalfa, neden getirdin bunu buraya? Hünkârımızı zehirlemiş dediler. Kes sesini yersin kırbacı.
Ne oluyor? Terlemişsindir aşağı. Hasta mısın yoksa? Hasta değilim. Ne olur kimseye söyleme. Çiçek oldum sanırlar. Safiye Sultan'dan bize fayda yok Menekşe, biliyorum. Adım kadar eminim ilk fırsatta saldıracaktır. Beni öldürmek isteyecek. Bu yüzden dervişi yanımıza çekmemiz şart. Zinhar kabul etmeyecektir sultanım. Gördünüz işte. Bugün etmez. Lakin yarın Sultanahmet rahmetli olduğunda ne yapacak? Onunla aynı mezara girecek hali yok ya. Fahriye Sultan'ın nişanlı olduğunu unutmayın sultanım. Belki de onlarla birlikte hareket etmek isteyecek. Bütün ihtimalleri düşünmemiz lazım elbet. Sen bütün paşalara haber gönder Menekşe. Hepsiyle tek tek konuşmamız lazım. Validem. Dilruba niye çıktın daireden? Mustafa nerede? Dudu Asun geldi. Mustafa'yı alıp götürdüm. Mani olamadım. Ateşi düşürdüğümüz vakitler. Hünkârımız gözünü açıyor sultanım. Lakin epey güçsüz. Konuştu mu? Bir şey dedi mi? Bazen bir isim sayıklıyorlar. Nasya diyorlar. Nasya. Handan Sultan! Evladım nerede? Ne yaptınız ona? Veliaht dairesine alındı. Olması gerektiği yeri. Hem saati ve emniyeti için orada kalması daha münasip. Size bu akılları kimin verdiği malum. Evladımı benden koparacak, canına kıyacaksınız öyle değil mi? Çiçek gibi sari hastalık olduğunda alınması gereken tedbirler bellidir sultanım. Bir evladı anasından ayırmak mıdır aldığınız tedbir? Valide sultan olarak kararları ben veriyorum halime. İstediğin zaman git gör oğlunu. Lakin daha fazlasını isteme. Hangi valide sultanlıktan bahsediyorsunuz? Hı? Görmüyor musunuz? Sizin saltanatınız bitti. Başlamadan bitti. Olacağım. Gidiyoruz. Kimseye bırakmam seni. Üşüyorum anne. Allah'ım. Mustafa. Oğlum. Menekşe. Aslanım aç gözünü. Mustafa! Mustafa aç gözünü. Allah'ım. Ağlar durmayın öyle hekim çağırın. Mustafa! 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 Aslanım! Menekşe! Ne duruyorsunuz? Mustafa! Hekimler! Mustafa! Aslanım! Mustafa! Mustafa aç gözünü! Mustafa! Mustafa! Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi ve sellem. Allahümme iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allah'ım sen bizi koru. Ne yapacağız biz? Biz de öleceğiz. Sağ kalsak ne olacak ki? Hepimizi köle pazarında satacaklar. Yeter! Yeter artık susun. Hünkâr olmadı daha. Şehzade olmadı. İyileşecekler.
Çiçekten kurtulan mı oldu da onlar kurtulsun? Olur. Yüce Allah isterse her şey olur. Ben inanıyorum iyi olacak. Üzülmeyin. Sadece dua edin. Şehzademiz Mustafa mı? Sultanım, derhal bir şurup hazırlayın. Bitti Bülbül. Üç asırlık devleti âliyenin, hanedanımızın sonu geldi. Sultanım, Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Sayenizde nice fırtınalar geçtik. Elbet bir çare bulur, bizi bu müşkül vaziyetten kurtarırsınız. Ağlanıp sızlanmanın bir faydasını hiç görmedik. Elbet düşüneceğiz Bülbül. Düşüneceğiz de bizim de kudretimizin bir hududu var. Öyle bir imtihanla sınanıyoruz ki. Allah yardımcımız olsun. Amin sultanım.